resimlerini falan gördüm. İnanılmaz bir yermiş yer burası. Türkiye'nin ilk elektrik fabrikasıymış İstanbul'un. Değil apartman, gecekondu misali. Bir katlı, iki katlı binalar vardı. Harbi bir yerdi. Faryan Cihet attı. Ay yaşlarım vermişler, bahçede bir yerdi. Biz burada yetiştik. Bahçesinde top oynadık, girdik, çıktık, ne yaptık. Yer on numara yer yani. Buradan mesela şu karşıya geçerken buranın içinden geçer giderdik. Bu Ali Bey köyü 10 sene önce şurası dereydi, biliyor musun? Siz geçtiniz mi buradan hiç? Burası bayağı berbattı. Onlar gelişti, yollar düzenlendi. Ali Bey köyü veya Silah da, burası Silah olarak geçer. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bir semtti. Mesela nerede oturdun? Ali Bey köyde. Ali Bey köyü neresi ya falan oluyordu mesela 30 yıl önce. Üniversitenin buraya gelmesinden dolayı ne oldu? Emlak piyasası arttı, kiralar arttı, ev fiyatları arttı. Mal sahipleri için çok iyi, kiracılar için berbat bir durum yani. Okulun binası mimari açıdan olsun, yenilenmesi, yerine gerçekten güzel bir kullanışlı bir üniversitenin yapılması çok daha mantıklı ve sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Bir hastane olsaydı, bir adliye olsaydı burası daha fazla kalkınırdı. Kullanım açısından ya, olabileceği en iyi şey oldu. Hastane yapacak falan dediler. Biz aslında hiç oralı değildik ama şey olması çok iyi oldu. Üniversite olması. Tüm esnaf daha faydalanacaktı. Halk faydalanacaktı. Semt olarak semt daha büyüyecekti. Büyük katkı sağladı ya çevreye. Daha ne yaptın ki? Ama okulun hiçbir getirisi yok, götürüsü var. Üniversite nerede olsa, daha tepesi de olsa iyi ya. Üniversite olması tabii güzel bir şey var. Yani dışarıdan bakıldığı zaman okulun çok fazla bir üniversiteye benzeyen bir tarafı yoktur. Her şey böyle içe dönük değil de dışa dönük olabilirdi biraz. Dışa dönük hiçbir şey yok burada bak. Dikkat edin, bu yolda öyle ıssız bir bahçe bu. Tabii ki her taraf demir. Beton, demir şeyi yok yani, estetiği yok yani. Ama zaten bu gibi yerlerin herhalde dış görünüşünü değiştiremiyorlar. Bildiğim kadarıyla. Görsellik açısından hoş değil yani bence. Koskoca bir üniversitesi. Yani yapsın yani, düzgün bir şey yapsın. Eğer yani öğrenciler 60-70 milyar para almasını biliyorlar. Bizim altından oturduğumuz evlerin dış cephesi bile bunlardan daha iyi. Dış görünümü önemli değil bir okulun, değil mi? Yani modern müze olan yer, yeni yapılan yer, betonarme olarak söylüyorum. Oradan bakıyorsun, orada böyle bir sanki ne anlatıyor bana biliyor musun? Sanki burada bir inşaat çalışması var da iskeleleri böyle insanlar düşmesin diye bir korumuşlar, perdelemişler. Ben onu görüyorum, ben başka bir şey görmüyorum. Tarihi değeri nedir bilmiyoruz o konuda da. Hani restore edilebilir daha düzgün bir şekilde. Şimdi mesela şöyle dıştan görünüş olarak hoş bir şey değil yani. Sadece bir akşam orada bir kırmızı ışık yanıyor buraya. Dönüştürme yapılması daha iyi. Hiç. Faydası olur yani en azından. Yıkılmayı buradan yine ne yapacak? AVM mi yapacak? Şu anda yine Bilgi Üniversitesi yani orayı korudu. Birçok eski tesisleri yıktı ama yerine de örneğin işte halen o müze olan kazan daireleri, eski elektrik verilen o şeyler çalışıyor galiba. Ben onları öyle biliyorum. Müze olarak korunuyor. Ama halk onu bilmiyor. Yani gelip o içerideki müzeyi daha keşfedemedi. Onu da söylemek gerekli. Onu keşfettirmek lazım. Yok, hiç gezmedim. Gezmeye düşmüyorum. Yemeklere falan gidiyorum. Hoş oluyor yani gerçekten. Tatil köyüne bizler için öyle öyle gözüküyor. Yani lüks bir otelde sanki yemeğe gitmiş gibi gözüküyorsun yani. Yeşil kişi geliyor, kimisi yemek yemeye geliyor, kimisi orada otur. Benim oğlum gidiyor, bizler çalışıyor. Yani o gördünüz. Belki dışarıdan bak, eğer nedir ya falan gibi oluyor ama orada bir tarih yatıyor. Yani tarih önemli tabii ki. Tarih değerlerine sahip çıkmak lazım. Tarihi şeylere, değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor.